Amerika Birleşik Devletleri'ne beklenen gün geldi. Ülkenin yeni başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiliyor. Bir bakalım önce detaylara neler oluyor. Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasında bildiğiniz gibi haftalardır başa baş giden bir yarış var. Sandıkların açıldığı ilk yer New Hampshire eyaletinde bir kasaba ülkenin doğusunda. Gece yarısı ilk oylar atıldı orada. Vermont'ta bazı bölgelerde seçmenler oy kullanmaya başladı. Erken oy kullanma uygulaması kapsamında ise 81 milyondan fazla Amerikalı oyunu çoktan kullandı. Saat farkı nedeniyle her eyalette sandıkların açılış kapanış saatleri farklılık gösteriyor, gösterecek. Ülke genelinde ilk sandıklar Türkiye saatiyle 6 Kasım'da gece 2'de kapanmaya başlayacak. Türkiye'nin Türkiye saatiyle sabah 8'de de tüm sandıklar kapanmış olacak. Oyların anketlerde olduğu gibi başa baş gitmesi halinde kazananın netleşmesi tabii günler sürebilir. Evet, Demokrat aday Kamala Harris seçim kampanyasının son gününü kritik önemdeki salıncak eyalet Pennsylvania'da geçirdi. 5 etkinlik birden yaptı orada. Üstelik tabii yalnız da değildi. Biliyorsunuz böyle Amerika'da ve dünyada çok ünlüler, sanatçılar Harris'e desteklerini gösteriyorlar. Onlardan ikisi Katy Perry ve Lady Gaga da Harris'le birlikte sahneye çıktılar. Lady Gaga from the mountains to the prairie. Katy Perry, it's in the palm of your hand now, baby. Christina Aguilera makes me want a little bit. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat aday Kamala Harris'in seçim kampanyasının son gününde ünlüler geçidi yaşandı. Harris bir kez daha kritik önemdeki salıncak eyalet Pensilvanya'daydı. Sahneye önce Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey çıktı. You have got to vote. Her bir oyun önemi olacak. Harris yarışın başa baş gittiğine dikkat çekip her bir oyun önemi olduğuna vurgu yaptı. Generations of Americans before us. Amerika'da yeni nesil liderliğin zamanının geldiğini biliyoruz. Amerika'nın bir sonraki başkanı olarak bu liderliği sunmaya hazırım. Ancak yarış henüz bitmedi. Güçlü bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu tarihimizdeki en başa baş yarışlardan biri olabilir. Her bir oyun önemi var. Trump'tan bahsetmeye son veren Harris, bunun yerine kampanyasının ilk günlerinde olduğu gibi neşe temasını benimsedi. Seçim sürecinin son haftasına damga vuran Porto Rico tartışmasının ardından Harris manidar bir ziyarette gerçekleştirdi. Pensilvanya'da bir Porto Rico restoranına gitti. Yanında Porto Rico kökenli Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de vardı. Cumhuriyetçi aday Trump'ın son mitinglerinden birinde sahneye çıkan komedyen Tony Hinchcliffe, Porto Rico'nun yüzen çöp adası olduğunu öne sürmüş, bu durum tepkileri beraberinde getirmişti.